Gelecekten beklentiniz ne bilmiyorum. Ama aslında her dönemde gelecekle ilgili beklentileri insanların davranışlarını çok etkilemiş. Bu doğacak çocuğunun cinsiyetine ilişkinde böyle olmuş aslında. Bir gün yurt dışı seyahatindeydim ve yurt dışı seyahati sırasında PR yetkilisi beni karşıladı ve o PR yetkilisinin hamile olduğunu görünce ben de ona zahmet vermekten çekindim. Dedim ki ben gelseydim keşke tarif etseydiniz yol dedim. 8,5 aylık hamileymiş. Daha sonra sohbetimiz sırasında çocuğunun cinsiyetine bakmadığını öğrendim ve bu da çok hoşuma gitti. Daha sonra eve döndüğümde eşim asıl sürprizi patlattı. Timur, çocuğumuz olabilir. Gebe olduğu konusunda şüphelerin olduğunu söyledi ve hastaneye gidip bir gebelik testi yaptırdık. Sonucunu beklerken de internetten bağlandım hastanenin sitesine ve bir PDF dosyası indirdim. Ve bu PDF dosyasında evlat 5241'i buldum. Yani BTHGC testinin sonucu 5241'miş. Ve bu kan değerine göre de pozitif ya da negatif olduğunu söylüyorlardı. Ben de her hafta gebelik testi yaptırmadığım için pozitif ya da negatif olup olmadığını bilmiyordum. Sonucu öğrendim. Böylece evlat 5241 diyeceğimiz süreç başladı. Çünkü çocuğumuz doğana kadar cinsiyetinin ne olduğuna bakmadık. Biz bakmadık ama bundan anne babası değil ama çevremiz daha çok etkilendi. Ve herkes bir tahminde bulunmaya başladı. Çocuk eğer anne şekerli yiyorsa erkek, tuzlu yiyorsa kız gibi pek çok tahmini ve pek çok insanların bu süreçte geleceği tahmin etmek için yorumlarını dinledik. Ama biz sonuna kadar beklemeye karar verdik. Çünkü hayatın en güzel sürprizini reddetmedik. İşte hayat farklı sürprizler sunabiliyor. 0 ve 1 gibi değişik seçimlerin bile sonuçlarını aslında insanlar bekleyemiyor. Ve gelecekten beklentimiz ve sürekli güncel kalma isteği insanı hem korkutan hem de mutlaka acaba bir şeyleri ıskalıyor muyum dedirten bir hayat yaşıyoruz. Teknoloji dünyası da böyle. Gelecekle ilgili tahminleri doğru yapmak ve kurumunuzu ve kendinizi sürekli güncel tutmak zorundayız. Peki nasıl mı? Gelin sohbete buradan devam edelim.